gireceğim tuvalete ya. Gel gel, tuvalete gitmiyorum. Anne de ben gideceğim diyor. VC yani VC. VC. Kenefe kenefe. Bunu yok et. Yok da hakkı. Canımız... Anne gidiyorsun oraya, sen çöpe. Hakkı canımızı okur yoksa onunla. Kenef. Şimdi neden ben şimdi hemen çekime girdim? Başlangıcım olsun diye. Pazara gittim arkadaşlar. Anne bugün günlerden ne? Salı. Perşembe günü akşam 7'de yasak başlayacak. Değil mi? Evet. Allah'ım yarabbim anne ya. Evet. Çekim değil. Ne yapabilirim? Sıkıştın mı? Git git. Allah'ım yarabbim. Ay. Annem de sıkışmış. Koşu koşu tuvalete gidiyor. Of. Tamam, perşembe giriyor 7'de. Anne. Annem uçtu uçtu. Jet spor. Ay Allah'ım yarabbim. Ay Allah hayır etsin ama ya. Gülmek de iyi değil. Ben sizi bıraktığımdan beri, siz de beni bıraktığınızdan beri ben böyleyim arkadaşlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Neyse pazara gittim. Çok şükür. Biraz market yaptım, biraz pazar. Görümcem sağ olsun. Enişteme rica etmiş. Erzak kolisi gönderdi bana. Onu birazdan çekime alacağım. Çünkü hemen mutfağa girmem lazım şu an. İnanın bakın 45 dakika var. Yetişmeyecek biliyorum çünkü dışarıdaydım. Hemen taze fasulye yapayım koyayım diyorum. Ya da Hüseyin'i arayacağım. Kahvaltı yapar mı? Bir çay koyayım. Şimdi pazardan da geldim ya, yeşillik var, salatalık, domates. Öyle de seviyor. Belki menemen yaparım. Ay, şu dışarıdan gelince şu mutfak muhabbeti olmasın. Bugün de annemin iğne günüydü. Aydan aya döndü iğneleri. Yine sağlıkçılar geldi bugün. Hangi günde vuruluyorsa o gün gelecek. 23'ündeydi ama 23 Nisan girdiği için araya, o yüzden şaştı. Sorun olmaz dediler. Biraz kendimle ilgileneyim diyorum. Şu saçların uçlarından biraz alayım bugün. Boya yapayım diyorum. Kafam iyi olursa tabii ki. Şu an galiba migrenlerimi tutmak üzere hemen apımı alacağım, içeceğim. Bir bakıma gireceğiz. Kollar, mollar, saçlar. Annemi de sokayım. Bakıma kendimi de bir sokayım. Ne aldım? Biz kadınlar ne alabiliriz? Kutu kutu ağdalar aldık. Ne olur ne olmaz çünkü yasaklar var. Özel ihtiyaçlarımızı aldık. Efendime söyleyeyim, şampuan aldım. 9 kilo şey aldım. Bak unuttum ismini. Bingo'nun bu temizlik avcısı mı yazıyordu? Şey yazıyordu, leke bilmem ne yazıyordu ama. Onu yeni görmüştüm ben çünkü Bingo'nun hep böyle kırmızı güllü paketini alıyordum. Önce de nar lekeleri için olanı alıyordum arkadaşlar. Orayı da bir 100 küsurat bıraktım, çıktım. Çünkü Bingo'nun şeyini aldım. Bidonla vernelini aldım. Genelde çünkü ben böyle almak istemiyorum arkadaşlar. 1 litre işte ya da 2 litre. Yani aslında ayarlıyorum kendimi, öyle söyleyeyim. Mesela şimdi işte peynirim yok, zeytinim mi var size kestirmeden, öyle söyleyeyim. İşte peynirim var mı? Zeytini sonra da alsam olur diyor mesela. Şimdi bir paket şekerim mi kalmış orada, 1 kilo? Şimdi 1 kilo var diyorum ama en acil ihtiyaç ne şimdi diyorum mesela, deterjan. 3 kilo yerine işte 9 kilo alırım. Onun ki bir daha düşünmeyeyim diye uzun bir zaman. Çünkü elime az paralar ufak ufak geçtiği zaman ben o eksikleri, ufak olan eksikleri tamamlıyorum. Ne anlatıyorum ben şimdi ya Allah aşkına? Ne anlatıyorum şimdi? Nereden nereye geldim ben? Hı. Aa. Ne aldım diyordum. Nereden nereye geldim? Reyhan. Ay Reyhan. Evet. Hatırlamaya çalışıyorum nerede kaldığımı. Neyse arkadaşlar. Birazdan ben size gösteririm. Pazar poşetlerimi, ünitenin oraya şimdi dizdim. Marketi pazara ayağımın altında olmasın diye.
Ben bir Hüseyin'i arayayım. Şimdi elime bakın ama. Şunun içine aldım bakın. Geldim şöyle mutfağa kafamı kaldırdım raftan. Kahve. İçine de not kağıdı koymuş. Annen de diyor ki çocuklarının da diyor senin gibi antika diyor. Ben hazırladım anne. İrem Su. Jet Spor çıktın mı? Evet arkadaşlar döndüm. Daha kız çemen kahvesini yeni içiyorum. Saat 2:10 var. Sahur vakti geldi. Ben de iş yapmaya kalktım. Bulaşığım vardı. Şimdi bulaşığımı yeni attım. Hem de öyle böyle değil yani. Masa doluydu. Burası doluydu. İyi bir saati bitirdim hızlı hızlı. Hemen bir dışım girdim. Çaydanlıkta çay. Tabii kalmış. Kasabı da daha buzdolabı poşetlerine bölmedim. Yine de yattı. Ben de çekime başladım. Böyle ufak bir küveti arkadaşlar. Bir de taze güzeldi parlak. Ciğer aldım. Ben bunu seviyorum o geçen yaptığım gibi. Patates kızartmalı falan. Bageti aldım. Yani evet pandemide aman pandemide diyorum yasaktan 17 günde yasak girdi bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı olur şaka bir tarafa. Ama ben bir daha dedim çıkmayayım diye. Çünkü evde hep işlerim yarım kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kapıyı bitirmedim. Halıları daha vermedim. Versem gelir mi bilmiyorum. Hani tek avantaj kimsenin gidip gelmemesi olacak. İşte biraz ondan. Çocuklar olunca evde almasan olmuyor. Hadi şunu alalım, şunu da almayalım. Denmiyor, az da olsa alıyoruz yani. Ama elimde para varsa biraz tabii ki de çıkıyorum aşağı alışverişe. Çıktığım zaman da ayarlı gidiyorum ya. Ayarlı gidiyorum derken marketi yapacaksam kasabada para ayırıyorum biraz mesela. Bugün pazar da vardı. Bugün çok yorucuydu. Hem pazar gezdim hem market gezdim. Aslında pazar da uygundu maşallah fiyat. Ben dedim şimdi uçmuştur fiyatlar. Her pazarcı da bağırıyor. 3 hafta olmayacak pazar alın alışveriş yapın diye. Mantar aldım arkadaşlar. Pazardan kültür mantarı. İstiridye diye mantarı alacaktım. Çok güzeldi, tazeydi. Pazarın başındaydı. Taşımayayım dedim şimdi dönüşte alırım. Bir baktım kalmamış. Geçen sefer de öyle olmuştu. Bir daha alacağım şeyi bırakacağım pazarcıya dönüşte alacağım. Daha marketleri bile yerleştirmedim inanır mısınız? Yerleştirmedim annemin odaya attım ünitenin önüne. Geldim. İftar sofrası hazırlı. Yemek yendi. Hadi çocukları biraz meyve kestim. Erik çıkmış. Hakkı da yanımdaydı böyle. Hadi bir 10 liralık alayım dedim de hiç tadı yok. Ot gibi, saman gibi. Daha çamaşırı da asacağım arkadaşlar. Çamaşırları toplamadım. Çamaşırları toplayacağım. Yok. Dinlenme yok. Ay çok yorgunum gerçekten. Herkes yattı galiba bir benim ayakta. Şu aklıma geldi son poşeti koymayacağım.
öyle kıymalı menemen tarzı yaparım. Görümcem Allah razı olsun. Bugün erzak kolisi göndermiş. Yağ alacaktım. Hadi dedim, yırttım dedim görümceme. Allah kesesine bereket versin. Eniştemi rica etmiş. Haberim yoktu. Pazara gidecektim. Telefonla aramış. Ben dedim çekmiyor şimdi bazen evde. Ziline basacaktım. Baktım camdan. Elif dedi apartmanda koli var yavrum dedi götür. Oğlu da getirdi sağ olsun. Aa baktım dedim 5 kilo çeyrek altın yatıyor burada. Onları yerleştireceğim. Onları kolide bıraktım. Bazı şeyleri çıkardım. Yerleştireceklerim hani dedim dağılmasın orada burada kolide kalsın. Yarına kadar zaten bir şey olmaz. Zaten dışarıda tutacağım onları. Sonra aşağı indim. Balata. Eşimin dayısının kızı fitresini verdi. Onunla da aşağıda karşılaştık. O da dedi. Allah işte dedi yani karşılaştık burada evi çıkacaktım sana dedi. Şimdi annem de var ya benim. Hani genelde dul insanlara veririz. Öyle oldu fitresini bıraktı. Cebime sıkıştırdı yani. Ondan sonra markete gittim. Alışverişi yaptım. Pazara gittim. Saat kaç oldu yani? İftar saat 5:30'du ben eve geldiğimde. Biraz dinlendim nefes alayım dedim. Yarım saat yani kalk Elif dedim. Sonra zorla kendini. Ama bu saate kalacağı belliydi. Çünkü dolap ayarı var şimdi. Yeşillikler dolduğu için çok zor oluyor. Yeşillik aldığım zaman o dolap bana çok sıkıntı. Sebzeleri falan yerleştirmeye. Sebzeleri hani yerleştirince yeşillikler işte mağar oldu. Yeşil soğan ben çok seviyorum yeşilliği. Şu çayı bir demleyeyim bir an önce. Aa bakın. Şeyi unuttum. Bulaşık deterjanı almayı unuttum. Cifli. Neyse onu da Hüseyin'e aldırtırırım. Vallahi arkadaşlar ben varsa var yoksa yok. Ha, elim çoka gitmedi. Azar azar. İşte bir kilo alacağım yerde yarım kilo aldım. Mesela meyveleri. İşte ne bileyim yani. Patlıcan bizde çok gidiyor mesela. Onu bile hadi dedin azar azar bir kilo ondan. Yarım kilo ondan bir kilo ondan. Hani çeşit yaparım. Ondan iki tane türlü gibi yaparım dedim. Orada kafada da tasarlıyorum yani. İşte 2-3 gün kurak daha yaparım. Geçiştiririm diye. Çünkü bu 17 gün yasaksa biliyorsunuz Hüseyin işi belli olmuyor. Benim yeri geliyor yakın çevrem bile onu söyleme, şunu gösterme. Şimdi yarın bile bana mesajlar, telefonlar gelecek. İşte niye söyledin? İşte koli geldiğini. Bakın biliyorum ben. Çünkü daha önce de başıma gelmişti. Bu su fıtırası olayı hani konuşmuştum, göstermiştim ya. Orada bile niye söyledin şöyle düşünecekler. Niye söyleyen şimdi ben geçen de böyle bir konuşma olmuştu. İşte yeni takipçiler bilmez eski takipçiler bilir. İşte yeni gelen hatta arkadaşlar alınmışlardı. İşte biz de seni izliyoruz ama şimdi en başından izlendiğim için eski arkadaşlar adına söylüyorum. Tabii onlar benim ne düşündüğümü biliyorlar bu konu hakkında. O yüzden yani bu kelimeyi kullandım. Çünkü ben umursamıyorum arkadaşlar. Bakın ya, umursamıyorum yani kimin ne düşüneceğini, ne diyeceğini. İşte ben şurayı çekmişim. Efendime söyleyeyim. Kırık bir şey varmış orada. Niye mesela orayı çekmişim? Mesela ben orayı çekerken biliyorum ne deneceğini aslında. Ama umursamıyorum. Ben zaten iyiyi de çeksem eleştiri geliyor da kötüyü de çeksem eleştiri geliyor. O yüzden ben artık yani artık bu işi uzun bir süre yaptıktan sonra artık takılmamaya başlıyorsunuz. Kimin ne düşündüğüne, ne düşüneceğine. İnanırsam inanırsın kardeşim. Benim sana yalan borcum yok ki. Ya yani ben başından beri böyleydim zaten. Şimdi bazen yeri geliyor borçlardan evet. Borçsuz insan var mı bilmiyorum bizim durumumuzda olan insanlar için. Benim borcum geçen de söyledim elden aldıklarım vardı mesela onları verdim. Hadi faturalar var genelde
Benim hani ödeyeceğim her ay faturalarımız. İşte elden alırsak elden. O da her zaman olmuyor zaten elden. Çok çok sıkışırsam yani. Tıkanırsam alıyorum. O da cüzi miktarlar yani. Hani en fazla işte birinden 200 alırım. Birinden hani yüklenmeyeyim bir kişiye diye. Hani birinden 300 alırım. Hani 500'ü 600'ü geçmezse alacağım. Nadir yani o da. Bazen bakkal borcum olur. Benim şimdi kalan bir ev kura borcum var. Hatta ondan icra kağıdı geldi. Bir icralık durumum olabilir. Onu da şimdi yani günde veremiyor insan arkadaşlar. Hani şimdi gelen insanı ben şu gün vereceğim, bugün vereceğim diyemem. Nasıl diyeyim şimdi mesela bu durumda? Onlar da yani durdunuz, durdunuz dedim. Tam bu zamanda. Bakalım Allah büyüktür. Bir anlaşmaya varacağız herhalde. Canımızı alacak halleri yok yani. Bir şekilde. Onu da ayarlamaya çalışacağım. Çünkü önemli olan benim fatura borçlarım da çifter çifter olmuştu. Doğalgaz falan. Şimdi çok şükür faturaları erittik. Artık diyorum ben suya başlayayım. Su borcuna. Onu da ödedikten sonra yani taksitine girdikten sonra ev kuru öderim. Bakın konuşurken de onu şey yapmayacaktım. Poşette yaptım. Neyse. Başka da öyle düşünecek bir borcum yok yani. Çok şükür. Oluyor yani ya. Oluyor insan sıkışıyor. Ama derdi veren Allah dermanı da veriyor bir şekilde. Yani çok şükür aman aman böyle tepe taklak gelmedik. Yani bakın. O zaman sıkıştığım zaman pandemide kaç kapı çalmıştık belediyelerin bilmem nerelerin arkadaşlar. Ne oldu çaldık? Ya ne oldu? Öldük mü yani? O yüzden kimin ne dediğini hiç önemsemiyorum. Şimdi istesem bu aldıklarımı bile çekmezdim. Adam çekiyor buzdolabını mesela bazı YouTuberlar. Buzluğu boşaltıyorlar, öyle çekiyorlar. Elif sen yanında mısın? Nereden biliyorsun? Evet biliyorum arkadaşlar. Önceden hep yani yeni başladığım bu işi, yeni başladığım zamanlarda WhatsApp gruplarına dahil oluyordum. İşte gel sen de falan, işte kanallardan nasıl büyürüz, işte ne yapmamız lazım onları konuşacağız diye. Aa, ne alakası var? Nerede hinlik, cinlik, dedikodu WhatsApp gruplarındaydı yani. Oradan çıkıyordum birisi işte çağırıyordu diyorlardı bu iyi gel bunun grubuna bak çağırıyor bizi diye. Benim hiç öyle bir talebim olmuyordu yani ben de o gruba gireyim işte bizi de şuraya alsınlar diye asla. Ama bol bol resim atıyorlardı yani hiç de nasıl güveniyorlardı bilmiyorum. Mesela ben gelmişim orada 3 günlük tanıyorsun beni. Gruplara atıyorsun işte. Orada görüyordum arkadaşlar. Temizlik yapacak mesela temizliyorlar. Temizlenen yerin temizlik videosunu çekiyorlar. Ya arkadaş ben zaten temizliğe girişeceğim. Temiz yeri neden ben şimdi temizlik yapayım ki gireceğim? Ha 2 dakika şurayı, 3 dakika şurayı içerik diyorsan yaparsın. Ama mesela bir ürün tanıtıyorsun. Ne bileyim ben şunu aldım. Benim mutfağımda şimdi bunu sürekli görüyorsunuz. Zaten mutfakta çekim yaptığım için sus olsun diye değil burada bu. Çünkü ben memnunum bundan. Şimdi eğer de kalkıp da söylersek bakın arkadaşlar ben bundan memnunum tavsiye ederim size diye insanlar da size güveniyor alıyor mesela bir ürünü. Yapıyorsun yapıyorsun senin gibi olmaz tabii çünkü temizlemişsin oraya yağ dökmüşsün yeni. Çünkü eski yağ kalıntısı değil o. Sen yeni döktüğün için o yağ ocağına bir süngerde alıyorsun. Ya anlıyor musunuz benim ne demek istediğimi? Tabii ki de anlıyorsunuz. Çok hinlikler var, çok hinlikler. Buzdolaplarını boşaltıyorlar. Efendime söyleyeyim, şuyum yok, buyum yok diye gösteriyorlar. Halbuki malzemeler başka bir yerde. Neler var neler. Yani o 4 aylık bir dönemde nelere şahit oldum. Bir daha da o zamandan beri dediğim gibi geçenki vlogta Reyhan, Azaplı Günler Dilek, Lale ve Duygu.
bu YouTube dünyasında görüştüğüm insanlar. Asla dedim yani girmem bir yere. Bu da zaten bayağı bir zamandan beri yani hiçbir şey çıkmadı yani. Yanlış bir şey olmadı. Hiçbir yerde bir şey duymadım. Ya zaten ne paylaşacağız yani. Ben kendi adıma bilmiyorum yani devlet sırrı paylaşacak halim yok yani. Mesela önceki gruplarda hep diyorlardı. İşte şimdi ne güzel anlaşıyorsun, ne güzel mutlusunuz, hiç mi siz tartışmıyorsunuz, hiç mi kavga etmiyorsunuz? İşte bu YouTube dünyasında herkes mutlu mesut. Ya arkadaş, tabii ki de yani her evlilikte tartışma olur, yere gelir kavga olur. Ama şimdi ben sinirliyken, şimdi kamerayı alayım da dur şimdi tartışıyorken çekeyim diyecek halim yok yani. Yani... Zaten yani yok olmuyor biz dört dörtlük evliyiz desem abes gelir. Her evlilikte tabii ki de olur yani. Fikir ayrılıkları çıkar. Benim açıldı. Sahura geç kalacağım. Şimdi masayı hazırlayayım. Ben sahurda sonlandırırım videoyu. O yüzden ne aldım pazardan? Karnabahar 10 lira. Büyük bir parçaydı. Bu da çok güzel maşallah. Kar gibi. Hem de sert. Havuç da 2,5 liraydı kilosu. Karnabaharla havuç aldım. Çabuk çabuk göstereyim. Biber aldım, o içeride. Annemin odada. Dolma biberi aldım. Ondan sonra şu biberlerin adını unuttum vallahi. Dolma biber gibi. Biraz da biz yassı olduğu zaman dolma biber diyorum ya. Kambe deriz. Böyle yuvarlak olur. Hatta sirkeli turşusu çok güzel olur. Onu da göçmenler çok güzel yapar. 5 liralık aldım. Baklı güzeldi. Dereotu olmazsa olmaz. Şöyle bir körpe körpeydi. Güzel yani. Dayanamam. Sebzeye dayanamam. Annem seviyor. Bu da bir tane ben seçebilir miyim dedim. Valla bir tane büyük koydum oraya. Şöyle geldi 4-5 tane. Ayva. Ben böyle sulu ayva seviyorum. Ekmek ayvası ama pazarlarda bulunmuyor. Şunları koyayım. Benim size dediğim bu arkadaşlar. Yaprak bezelye. Şöyle. Bu. Ben tabii çok aradım bunu. Şöyle parmak boyunda oluyor. Şunun şu kılçığını alırız. Bir tarafından zaten olur. Şöyle iyice temizleriz kılçığından. Olmaz yani pek. Hani piştiğinde de pek gelmez buradan doğru. Bir tarafından kılçığı alırız. Bunu bu şekilde yani yıkarız. Tabii ki de öncesinde. Şöyle. Temizledikten sonra bütün bir şekilde yaparken de tabii ki göstereceğim size. Zeytinyağlı ben çok seviyorum. Annem de böyle kıyma olacak içinde. Annem de kıymalı seviyor. Benim için hiç fark etmiyor kıymalı, zeytinyağlı. Bu şekilde daha kesmeden ikiye bütün bir şekilde pişiriyorum. Ama çok seviyorum. Bunu da bayağı bir gezdim yani bulmak için. Şimdi de tam zamanı arkadaşlar. 10 liraydı kilosu. Zaten ne alsanız yani 8 lira, 7 lira, 10 lira, 12 lira, 13 lira. Biber uygundu. Charleston'da sivri biberde 5 liraydı. 4 liraya buldum. Karışık aldım. Hem Charleston. Hem sivri biber. Hem sivri biber dediği için de acı da çıktı. Dedim şansıma fasulye aldım arkadaşlar.
Fasulye de güzel. Sulu yani içi güzel. Fasulye de 6 liraydı. Baklı da 6 liraydı. Ben tabii çok dolaşıyorum ama böyle vücra köşeleri de gidiyorum. Ne aldım? Portakal aldım, elma aldım, yeşillik aldım, marul, yeşil soğan falan. Onlar da içeride çıkarmadım şimdi. Sahurdan sonra. Çünkü annem sahurdan sonra da lavaboya gidiyor. O zaman girerim. Bunlar beni idare eder çok şükür. Biraz idare eder. Dediğim gibi haftanın iki günü. Çünkü ben niye şimdi? Hüseyin 17 gün çalışamaz olursa ki yasak var zaten. Büyük ihtimal öyle olacak. O sıkıntılı olacak. Böyle yasağın sonlarına doğru zorlanır mıyım bilmiyorum. İdare edeceğim işte. O yüzden hem kahvaltılık almaya çalıştım. İşte hem market hem biraz pazar. Şeker aldım. Böyle pirinç aldım. Ben buna dikkat etmedim ama. Allah'ım yarabbim ya. Çabuk çabuk yaptım. Baldık almıyorum ben. Almıyorum yani sevmiyorum baldayı ama balda almışım. Bir de süpereni. Birinci sınıfını. Yani yerli alıyorum mavi paket. Neyse. Yeşil mercimeğim yoktu. Bir paket böyle aldım. Makbul'den bir kilo da kırmızı barbunya aldım. Şiiriye. Arpa şiiriye aldım. Şöyle ikişer paket. Bunları da şimdi kaldıracağım. Yoğun. Pilav yaparım diye 4 paket almışım demek. Bim'den salam aldım. Sucuk da vardı çünkü dolapta. Dedim çocukları belki bir pizza yaparım. Sosis aldım. Bunları çıkaracağım hemen. Seviyorlar diye benim adını aldım. 4 tane. Nerede bilmiyorum. Kaşar peyniri aldım. Olmazsa olmaz kahve. Kahve aldım. Süt tozu. Bir de sahurda dedim yerler çocuklar seviyorlar. Belki iştahları açılır. Taze sümerik peyniri aldım. Şunu da çayla seviyorum. Finger bisküviler var ya uzun. Ben kremalı seviyorum. Yulaflı böyle saklı kök. Kalite. Bunları koyayım tekrardan. Şimdi kahveleri koyacağım da. Dolabında alacak şeylerimi aldım şimdi. Çöp poşeti aldım. Şey alıyordum, bu mavi paketleri alıyordum. Çöp poşeti çok ince. Kaldırıyorum, dökülüyordu suyu. Mesela bir tane daha koparıyordum, koyuyordum. Aynı hesap. Ama bu öyle değil. Bunu sulu bir şey de alsanız, ağırlık da olsa çöpte yırtılmadı yani. O yüzden bunu beğendim. Tamam. Tüh ya, bunu üzüldüm ha. Millet sevinir. Üzüldüm buna. Şurada da var. Bunu da ıslak mendilini seviyorum. Bu da kalın, güzel. Üçgen yufka aldım. Bir normal yufka aldım sahi. Ispanak aldım çünkü. Onları karıştıracağım. Ispanakla peyniri. Ve çocukları şey aldım ne olmuş. Hamburger ekmeği. Şimdi hemen mutfağa. Saat daha 3'e 5 var. Zaten 3 gibi hazırlıyorum. Kolay ya. Makbul'den arkadaşlar aşureyi beklettim çünkü şu 6,5 liraydı. Şu da 8 lira galiba. Antep fıstık. Bu da file fındık. Aşurenin üstüne aldım. Ondan sonra şu ne kadarmış? 6 lira gelmiş. Bu da kaju. İşte ceviz. Şunu bilmiyorum.
Kırmızı mürver miydi, bir şey miydi? Bu meyve ama kurutulmuş. Üstünü dedim süsleyeyim bunlar öyle kaselerim. Ve kendime de olsa böyle süsleyeceğim. Ya zaten seviyorum böyle kajuyu da, fındık da, badem de. Çok muhabbetini yapmıştık bunun. Böyle süslemek için aldım biraz. Ama arkadaşlar vallahi bu makbulden şaşmam beni artık. Susam, Hindistan cevizi, baharat, işte bu limon tuzları, kuru gıda bile barbunya mesela 12 liraydı. Burada yukarı markete gitmiştim, 16 liraydı barbunya. Bakın mesela kuş üzümü. Ne kadar çok. Hem içine baktım, hiç böyle beyaz beyaz kurt oluşumu eski falan gelmedi bana. Bakın dibine. Hiç böyle beyaz beyaz değil yani. O zaman eski oluyor. 8 lira. Kaç gram? 270 gram. Baya baya da yani. Evet. Bunu da keyfi aldım. Kahvenin yanına. İrem çok seviyor. Ben de seviyorum. İrem'le kendim için aldım. Seviyor böyle kahve sunumu hazırlamayı. Ama azar azar alıyordum diğerlerinden. Bu biraz pahalıydı. Bu kadar bile geleceğini düşünmedim. Dikkat etmedim yani demek ki. 14 lira geldi. Ama bir de yendi yani bu. Aslında iyi. Çünkü kaliteli. Şöyle bir vardı çünkü. Güzel. Ama beyazından çok, aslında beyazı çok severim ben, sütlü. Bunu beğendim. Güzel, fındıklı. Şimdi bunları da kaldırayım. Şimdi çocuklar ellerinde kırmasın. Zaten normalde duyamıyorlar sesimi. Şimdi hiç duymazlar. Kulaklarını yapıştırırlar. Şimdi bağırarak da konuşamıyorum. Yine şu gece kalkmadan böyle grupta yazıştık genişte Reyhanlarla. Ya dedim, sahurda konuşmak da çekim yapmak da zor oluyor. Neden dedim. Sesimi alıyorlarmış dedim yani komşular. Ben de hatta geçen dedim, bardak mı koyuyorsunuz diyorum. Merdiven de var arada diyorum. Nasıl sesimi alıyorsunuz? Hiç çenede durmuyor aslında. Yorgunum yani. Baygın baygın konuşuyorum. Farkındayım ama fark ediyorsanız gece bile yani konuşuyorum da konuşuyorum. Arkadaşlar ben soğanı doğradım. Saat 3.10 geçiyor artık. Bir koşu. Hüseyin. Hadi gel. Hakan. Gel abicim. Hakan hadi yavrum. Gel abicim. İrem hadi. Bir de istiyor musun İrem sandviç mi? Yok. Ha? Sandviç sakallayacağım mı ya? Ne? Tuz mu? Koydum. Bak izlersin ne kadar koydum.
Yatağı yumurtayı kırdım tekrar üstüne tekrar serptim. Evet, Hakkı inatlarda. Herkese hayırlı sabırlar arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.